Türkiye, geliştirdiği milli insansız hava araçlarıyla hem askeri alanda önemli bir stratejik kabiliyet kazandı, hem de bunu ekonomik kazanca dönüştürmeye başladı. Türk savunma sanayisinde ilklere imza atan insansız hava aracı Anka, ilk uçuşunun 10. yıl dönümünü yeni bir başarıyla kutladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli firmanın katkı verdiği Anka, ilk uçuşunu 30 Aralık 2010'da gerçekleştirdi. Bu süreçte başta motor ve uydu terminali olmak üzere birçok yerli alt sistem geliştirildi ve Anka %90 yerlilik oranına ulaştı. Anka ilk uçuşunun 10. yılında da ilk ihracatına imza attı. Tunus, imzalanan sözleşme doğrultusunda Anka'nın yurt dışındaki ilk kullanıcısı olacak. Türk savunma sanayisi için birçok yeniliği barındıran Anka, yıllar içinde kat ettiği mesafeyle dünyanın en iyi orta irtifa uzun havada kalışlı İHA sistemlerinden biri haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Anka projesi sayesinde keşif, gözetleme, hedefleme, teşhis ve tespit gereksinimlerini karşılayacak milli bir İHA sistemine kavuştu. TUSAŞ bugüne kadar Türk güvenlik güçlerine 25 Anka teslim etti. Anka, Türkiye ve sınır ötesindeki operasyonlarda yaklaşık 75 bin saat operasyonel uçuş gerçekleştirdi. Özellikle yoğun karıştırma ortamlarında başarıyla görev yapan Anka, muharebe ortamında kendini kanıtladı. Uydudan kontrol yeteneğine sahip Türkiye'nin ilk İHA'sı olan Anka, bu sayede görüş hattı ötesinde gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrü sefer yapabiliyor. Milli uydular üzerinden görev menzili binlerce kilometreye ulaşan Anka'se, milli kriptolu haberleşme sistemi, milli olarak geliştirilen Full HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemi gibi donanımlarla görev yapıyor. Anka platformu ve gelişim sürecinde oluşan birikim, TUSAŞ'a yeni çalışmalar için önemli olanaklar sağladı. Şirket bu birikimden yola çıkarak yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Aksungur'u geliştirdi ve 17 ay gibi kısa sürede göreve hazır hale getirdi. Anka projesi açtığı yolla Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldıran ve muharebe sırasında güvenlik güçlerinin elini güçlendiren en önemli adımlardan biri oldu.